Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Seyyidina ve habibina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah subhanahu ve teala'a çeksiz hamdü sana ve süyümlük peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e pak durut salam yollagan diken dünyanın her kaysi yerlerdeki kıyrındaşlar hemmanlığa Allah'ın güzel salami Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu diyen bu güzel salam bilen salamlayımız. Şunlukla bugünkü programımızda yine kıyrındaşımız Ustaz Muhammed Yusuf'un perzentlerimizle kandak terbiyeleyimiz mavzuluk kitabını okuş nedikatanlara sunuşun devamlaştırmız. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah subhanahu ve teala'a çeksiz hamdü sana ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e pak durut salamlarımızı yollagan deken dünyanın her kaysi caylardaki kıyrındaşlarımızga Allah'ın İslam'ın salamı bulsun. Kadirli kardeşler, bugün inşallah İslami Eserler Neşriyat tarafından neşir kılınan Ustaz Muhammed Yusuf'un ki perzentlerimizi kandak terbiyeleyimiz mavzuluk kitabını dikkatinlerle sunuşku başlayımız. Mikrofon aldı da kıyrındaşınlar Abdullah Yalkun. Abdur'un beyişlemesi. Bu eserini özlerinin yürek parıları bulgan kımmetlik perzentlerini yaramlık adem kılıp terbiyeleyip çıkış yolu diyen köydürü atkan her bir Uygur ailesine çunkur ihtiram bilen beyişleymen. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala Sûr-ü Furkan'ın 74. ayeti de şundaktaydı. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنْ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Ey Rabbimiz! Bizge ayallarımız ve evlatlarımız arkalık şatlık beğişlişini tüleyimiz. Bizni takvadarlarının peşivası kılgın. Kitabının mukaddemesi. Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maktaşlar ve en isil medhiyeler alemlerinin Rabbi Allah Teala'ya hasdır. Allah Teala'nın için kalbimden medhiyeleymen. Onun hamdü sana eytimen ve şükür kılımen. Hak dinle bizlerge yetküzgen süyümlük peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge durut, dua ve salam yollayman. Onun aile tavabiatlarına, sahabilerine ve ta kıyamet kişi onun yolu dumangan Müslüman kıyrındaşlarına bekht saadet dileymen. Perzent Allah Teala'nın çok amaneti ve katı nimetidir. Her kandık ata-ana perzentlerini imanlık ve ahlaklık kılıp terbiyeleyip çıkışkı mesul. Eksici bulganda, onlar perzentlerinin akıbetine cevapkardır. Şüphesiz ki, hayatta ata-anının perzentleri üçün kılıdığan en çok soğukası ve hayatının kimi kaldırıdığan en kımmetlik mirası, perzentlerini kalıp birleştisi Allah Teala'ya tutaşkan, diyanetlik kılıp terbiyeleyip çıkıştan ibarettir. Bazı kişiler perzentlerinin kiyinci yoksulluk tartıp kilişidin ensirep, onları köp mal dünya, öy imaret veya ki yer zemin kaldırıp gitişke aldıraydı. Ama onlar hakiki yoksulluk, iman ve ahlaktın nisivisiz kiliş işkellikini oylamaydı. Emeliyette iman ve ahlakının yoksulluğu dünyadaki cimi yoksulluklarının en yamanıdır. Yani bazı kişiler perzentlerge en avval sadık iman, güzel ahlak, yakşı emelden ibaret manevi baylık kaldırışını evzel bilidu. Şu enik ki, bekht saadet diyen pul malının köplüki bilen, ya ki çoğun menseplerge eriş bilen, ya ki halık işi de abroy kazanış bilen bulmaydı. Çünkü bunların hemmesi vakitlik menfaatler bulup, bugün bar ehdi yoktur. Ama iman ve ahlak baylığı perzentlerini dünya ve ahirette bekhtke eriştirişke kapalet kılalaydıgan hakiki baylık bulup maddi cahetteki yoksulluklarının hemmesinin urnini toldurup giteleydi.
Perzent terbiyesi hakkında halkımızga yakşırak bir nersi sunuş ümidi bilen köp izlendim. İslam'daki perzent terbiyesi hakkında yazılgan Arapça kitaplardan anlığan körgelerimden hemmesini varaklap çıktım. Köpüncelerini kayıtı kayıtı okup çıktım. Ama bu kitaplar tolarak abdurlar yaşayavatkan cemiyetinin ehvalini eks ettirgen ve şu cemiyetteki ahlaki müşkülatlarını halkılışkılı kartılgan. Minin hayalimdeki perzent terbiyesinin asaslık prensipleri sebebidin yukarıki kitaplardan birersini Uygur tılığı tercüme kılışını halimedim. Çünkü bu kitaplarını yetersiz gördüm. Çetellerde Uygur tılığı tercüme kılınan bazı İslami eserlerini hatta ana vatanda neşir kılınan ahlak ve terbiyeye dair eserlerini mi okup çıktım. Ama hiçbirinden kanaat hasıl kılalmadım. Çünkü bu eserlerinin hemmesi dedi güdek terbiye doğruluk asaslık nazariyeler ve nasihatler otturuğu koyulgan bozumu, terbiyenin baskuşları, usul ve çağrılırdın söz içilmeğinden üstüge, halkımızın itikadığa, turmuş seviyesige ve hazırkı şaraitiğe uygun şekilde teklif ve fikirlerimi otturuğu koyulmeğen. Şunun bilen özümden İslam terbiyesi hakkıda kolgu keltürgen uzun yıllık hasinatlarımını ve yenide okup ögengellerimini toplap, terbiye mavzusudaki barcı boşluklarını tolduralaydıgan, düşünüşlük ve ammibab birer eserini otturuğa çıkılışka ciddi kiriştim. Allah Ta'ala'nın inayeti bilen bu muradımı emelge açtı. Bu kitabını yazıp çıkışta İslam dünyasındaki en nüfuzluk eserler ve materyallardan paydalandım. Kitabımga İslam dünyasındaki terbiye mütehassıslarının hemme itiraf kılgan fikir karışlarını ve Müslüman ulumaları otursada birlik kilingen terbiye usullarını tallap aldım. Cenab-ı Allah Ta'ala'nın bu addi emgekimini kabul kılışını ve bu emelini Müslüman halkım üçün menfaatlik ilimler katarıdın uğrun aldırışını soraymen. Bu eser 2013 yılı Beyrut'ta besilgan nusksıga asasen neşirge tayarlandı. Muhammed Yusuf Hicriye 1435 yılı Muharrem ayının 12. günü. Miladiye 2013 yılı 15. Noyabr Cuma. Abdur hakkıda. Muhammed Yusuf 1968 yılı Xotan vilayetinde dünyaya kelgen. O tuluksuz otturunu püttürüpla qariylik kirişken bolup, kiçik yeşidala Kur'an-ı Kerim'ni yadlap bolgan. 1984 yılı Nahilik Çoğ Camii'de tunci hatmini okuganda kişilerinin zoğukunu kozulgan. 1984 ve 85 yıllar arasında Yüşürün Medresi'de Arap dili ögünüşke başlap, deslepki savadını çıkargandekin 1986 yılı 6. ayda çet elde ilim tahsil kılış maksadı bilen vatandan ayrılgan. Ve şu yılı hac faaliyetini ahırlaştırıp bulup, Mısır'a okuşuk yetken. 1986 yılı 9. ayda Mısır Azhar Bilimgahinin tayyarlık sınıfı okuşuk kirip, şu yılının ahırı tuluk otturuğu imtihan verip ötken. Tuluk'nun 1. ve 2. yıllıkını okup bulup, musabıkı arkalık 4. yıllıkı atlıgan. Şunda kalıp 4 yıllık tuluk otturunu 3 yılda püttürgen. 1989 yılı Azhar Üniversitesi'nin Şeriat ve Kanun Fakültesi'ni kabul kılınıp, 1993 yılı tamamlagan. 1993 yılının ahırdan 95 yılının 5'i gece Türkiye'nin İstanbul şehirdeki Üsküdar rayonluk Kur'an Yadlaş Medresesi de Arap dili ve kıraatten ders bergen. 1995 yılından 2001 yılı gece Kazakistan'ın Almuta şehirdeki Kazak Türk İnstitutu'da Arap dilden muallim bulup işligen. Bu ceryanda Kazakistan'ın Cumhuriyetlik gezitlerinden Uygur Avazi ve Yeni Hayat gezitleri de dini ve ictimai meseleler hakkında nurgun makale yazıp ilan kılgan. 2001 yıldan beri Saudi Arabistan Radyosu'nun Uygur bölümünde bölüm başlığı bulup işlep gelmekte. Muhammed Yusuf'un fikir karışı. Muhammed Yusuf dini cahette uttur hallıkını asas kılgan ilgar fikir karışkı iki bulup radikallıktın ve çeklik muhit tesirinin elbette yıraktır. Tenimsiz izleniş ruhiye ige Muhammed Yusuf, hazırgıça 20 parçadan artık eser yazgandan sırtıda, Arap dilden Uygur tiliga 10 parçadan artık kitap tercüme kılgan. Hem de her kaysi torbetleri de 100 parçadan köprek makale ilan kılgan. Hazırgıça onun eserleri vatan içi ve sırtıdaki Uygurlarının kızgın alkışığı erişip gelmekte. Muhammed Yusuf'un neşir kılınıp bolgan eserleri. 1. İslam'daki aile tüzümü. 1. neşiri 1996 yılı, 2. neşiri 2002 yılı İstanbul'da
3. neşri 2010 yılı Beyrut'ta neşir kılınğan. 2. İslam akideleri 1. neşri 1997 yılı Uygur Slavyan yazıqıda Almuta'da. 2. neşri 1998 yılı Kaşgar'da. 3. neşri 2003 yılı Kazak tılıda Almuta'da. 4. neşri 2004 yılı İstanbul'da. 5. neşri 2005 yılı Uygur Slavyan yazıqıda Almuta'da. 6. neşri 2006 yılı Kazak tılıda Almuta'da. 7. 8. ve 9. neşirleri 2008, 2009 ve 2010 yılları Almuta'da arka arkadan Uygur Slavyan yazıqıda neşir kılınğan. 3. namaz ve onun kaide tertipleri. 1. neşri 1998 yılı Uygur Slavyan ve Arap yazıqlarda Almuta'da. 2. neşri 2007 yılı İstanbul'da. 3. neşri 2008 yılı, 4. neşri 2013 yılı Beyrut'ta neşir kılınğan. 4. namaz hakkıda savat. 1. neşri 1998 yılı, 2. neşri 2006 yıl, 3. neşri 2008 yılı, 4. neşri 2009 yılı, 5. neşri 2010 yılı Uygur Slavyan yazıqıda Almuta'da. 6. neşri Rus tılıda 2013 yılı Almuta'da besliğen. 5. Rozi ve onun ahkamları. 1. neşri 1999 yılı Arap ve Slavyan yazıqları da Almuta'da, 2004 yılı 2. neşri İstanbul'da besliğen. 6. dinimizin saplıkını koğdaylı. Yeni Hayat ve Uygur Avazi gazetlerde ilan kılınan makalelerinin toplumu. 1. neşri 99 yılı, 2. neşri 2005 yılı İstanbul'da neşir kılınan. 7. Zakat kitabı. 1. neşri 2003 yılı İstanbul'da neşir kılınan. 8. Dua ve onun faziletleri. 1. neşri 2004 yılı İstanbul'da neşir kılınan. 9. İlahi Kur'an. 1. neşri 2005 yılı, 2. neşri 2006 yılı, 3. neşri 2010 yılı İstanbul'da, 4. neşri 2013 yılı Beyrut'ta neşir kılınan. 10. Garip Medeniyeti ve Biz, 2004 yılı İstanbul'da neşir kılınan. 11. Hac ve Ömrü Kullanması, 1. neşri 2005 yılı İstanbul'da, 2. neşri 2007 yılı Riyad, 3. neşri 2009 yılı Uygur Slavyan yazıqıda Almuta'da. 4. neşri 2011 yılı Mekke'de neşir kılınan. 12. İslam'daki haram ve çeklengen işler. 1. neşri 2009 yılı Uygur Arap yazıqıda İstanbul'da. 2. neşri 2010 yılı Slavyan yazıqıda Almuta'da neşir kılınan. 13. Beş Periz ve İslam'daki aile tüzümü 6 kitabının toplumu bulup 2009 yılı Beyrut'ta neşir kılınan. 14. Ösmürler üçün dini savat. 1. neşri 2009 yılı Beyrut'ta katlık mukavılık kılıp besliğen. Kıskartılgan 2. ve 3. neşirleri 2013 yılı Beyrut'ta ve İstanbul'da. 4. neşiri 2013 yılı Uygur Slavyan yazıqıda Almuta'da. 5. neşiri 2013 yılı Mekke'de neşir kılınan. 15. Din ve Hayat 1600 sualga cevap. 2009 yılı Beyrut'ta neşir kılınan. Kiyince tuluklunup Din ve Hayat 2000 sualga cevap degen isim bilen 2. neşiri 2010 yıl, 3. neşiri 2011 yıl Beyrut'ta. 3. neşirinin Uygur Slavyan yazıqıdaki nusqısı 2013 yılı Almuta'da. 4. neşri 2013 yılı Beyrut'ta, 6. neşri yeni Slavyan yazıqıdaki Uygur tılda 2013 yılı Almuta'da neşir kılınan. 16. İslam ahlakı. 1. neşri 2010 yılı Beyrut'ta, 2. neşri 2013 yılı yeni Beyrut'ta, 3. neşirinin Uygur Slavyan yazıqıdaki nusqısı 2013 yılı Almuta'da neşir kılınan. 17. Bedel hac ticaretinin haramlıkı hakkıdaki uçuk söz. 1. neşri 2012 yılı Beyrut'ta, 2. neşri 2013 yılı Mekke'de neşir kılınan. 18. Perzentlerimizi kandak terbiyeleyimiz. 1. neşri 2013 yılı Beyrut'ta neşir kılınan. Neşir kılınış aldı turvatkan eserleri. 1. Kur'an okuş kaideleri. 2. Gurbetteki yaşlık, şiirler toplumu. 3. Yürek siri, şiirler toplumu. 4. Manı bu İslam. 5. Kur'an-ı Kerim bizden nicat yolumuz. 6. Peygamberimizin uluğ makamını koğdaylı, makaller toplumu. Arap dilden Uygur tılığı tercüme kılgan eserleri. Et-Tefsirul Vadih, Ruşen Tepsir, Abdori Doktor Mahmud Hicazi. 2. El-Ediyan Fil-Kur'an, Kur'an'daki diller, Abdori Doktor Mahmud Şerif. 3. Muhtasar Kitab İzharul Hak, Hakikatının ilanı, Abdori Allame Rahmetullah Hindi. 4. Kitab-ı Tevhid, Tevhid Kitabı. Abdori Muhammed İbn Salih El-Fawzan. 5. El-Aqidatu Sahiha, Doğru Aqida. Abdori Saudi Arabistan'ın sabık müftisi Allame İbn Baz.
6. Şerh Usulü'l İman. İman asaslarının şerhi. Abdurri Muhammed Salih el-Museymin. 7. Menhecu Ahli Sünne vel Cemaa. Ahli Sünnilerinin yolu. Abdurri Allame Muhammed İbni Abdülvahhab. 8. En-Nasraniyetu fil Asli vel Vaki'. Hristiyan dininin asli ve bugünü. Abdurri Allame Muhammed Abdullah Sehm. 9. Sifatu Salatin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselamın namaz okuş keyfiyeti. Abdurri Muhammed İbni Nasiruddin Elbani. 10. El-Vesailul Mufide lil Hayati't Tayyibe. Allame Abdurrahman Nasir El-Saadi. 11. Ed-Durusul Muhimme li Ammetil Ümme. Müslümanlara muhim talimatlar. Abdurri İbn Baz. 12. Namazlı huşunun 33 sebebi. Abdurri Muhammed Salih El-Muneccid. Hürmetli kardeşler, şuna kılıp perzentlerimizi kandak terbiyeleyimiz mavzuluk kitabının birinci sahnini muş yerde ahırlaştırımız. Bugün kitabının mukaddemesi Abdur hakkıda, şuna kılıp onun eserleri hakkıda toktalgan bulduk. İnşallah yeni bir katımlık sahnımızda ikinci sahnından başlayıp kitabının birinci babıdan başlayıp anlatışkı başlayımız. Yeni bir katımlık programımızı görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. İcabetlik dualarınla da dua kılışınlarını ümit kılımız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.